Özel Altınova Hastanesi Sağlıklı Yaşam Programı'nı sunar. Merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta da Sağlıklı Yaşam Programı ile sizlerle birlikteyiz. Yine çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Bu hafta daha çok bayanları ilgilendiren bir konuyu konuşacağız yine. Geçen hafta da böyle olmuştu. Ütüleme epilasyon konuşacağız. Estetisyen uzmanımız Nihal Divarcı ile beraber. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bu hafta izleyicilerimizi çok da bilinmeyen bir lazer teknolojisiyle tanıştıracağız. Çok bilinmiyor bu, biliyorsunuz. Evet. Ama siz bunun hakkında uzmansınız ve bu konuda birçok girişimleriniz var. Evet. Bunu Türkiye'de uygulayan... Evet, hem tanıtımını tanıtımını sağlayan hem de evet uygulayan. Ütüleme epilasyon nedir? Öncelikle İzleyicilerimiz bu konu hakkında bir bilgilendirelim. Ütüleme epilasyon şu anda dünyada kullanılan son teknolojik makineye sahip bir sistemdir. Diyot lazer sistemi 810 nanometre aralığında ve aynı zamanda masaj konforu, yani ağrısız ve acısız olması da en büyük özelliğidir. 810 nanometre aralığında olduğu için de zaten yüz tüylenmeleri de dahil olmak üzere hiçbir kıl kökünü hareketlendirmez ve böylelikle kalıcı sonuçlara ulaştırır. Dünyada kullanılan son teknolojik makinalarda zaten ütülemeye sahiptir. Ama tabii patent olarak falan bazı firmalara aittir. Yani deriyi cildimize tamamen sıfır mesafeyle uygulanıyor. Uygulanıyor, ve, evet. Ağrısız, acısız, deriyi tanımlamıyor zaten. Bu da büyük bir konfor sağlıyor. Çoğu kişi lazer yaptırırken o yüzden gitmek istemiyor. Çünkü ağrı ve acı özellikle lazerlerde çok fazla oluyor. Eski sistemlerde bunlar böyleydi. Ama ütüleme epilasyon teknolojisi saniyede 10 seri atışı yaptığı için bir masaj konforuyla lazeri tamamlıyor. Yani insanlar bundan çok tedirgin olurlar. Özellikle iğneli lazerlerde çok ağrı ve acı hissedilir. Bunları tamamen ağrıyı ve çözüyor yani. Hiçbir acı, hiçbir ağrı hissetmiyor. Kesmek amaçlı. Tabii. Zaten o saniyede 10 seri atış yapmasının ana sebebi oradaki ısı dağılımını salınımlı olarak yapıyor. Yani bölgesel atışta diğer lazer sistemleri gibi hedefleyerek o bölgeyi çalışmadığı için çok fazla ağrı ve acı hissedilmiyor. Artı deri olarak da renk olarak tanımlı oldukları için zaten hiçbir şekilde o bölgedeki renk tanımına uymadan sadece kıl köklerini tanımlıyor. Bu da böylelikle ne oluyor? Tabii deri yüzeyinde bir ısınma da sağlamadığı için acı hissini çok düşürüyor. Yani nasıl düşürüyor? İşte ağrı veya acı o bölgelerde çok fazla sabit atıldığında çok daha fazla hissediliyor. Ama salınımlı olarak bir masaj konforuyla uygulandığında lazerler bu sayede de çok acısız oluyor. Sakarya'da da yani Türkiye genelinde de aslında çok biraz önce de söylediğimiz gibi bilinmiyor bu uygulama. Bilmiyorsun, evet. Sakarya'da da çok yerde yok sanırım, ilk defa siz buraya getirdiniz bu uygulamayı. Evet, hastanesinde şu anda uygulanıyor. İsim vermezsek daha iyi olur. Çalıştığınız yerde uygulanıyor. Oraya da siz getirdiniz. Evet. Şu anda Sakarya'da da bir şubeniz var. Evet, şu anda uygulanıyor. Uyguluyorsunuz. Evet, uygulanıyor. Çünkü insanların tepkisi nasıl? Yani yeni karşılaşıyorlar bu. Tabii ki daha öncekisinde uygulanan sistemlere göre biraz uygulama açısından da farklı bir sistemdir. Neticede tüy olmadan yapılıyor çünkü. Sadece kıl köküne enerjiyi gönderiyor. Ama diğer lazer sistemlerinde belli bir boyda kılın olması gerekiyordu. Çünkü kıldan enerji alıp deri altına iletiyordu. İşte o sırada zaten tavukta oluşan bir tütsülenme gibi deri yüzeyine bir kabartı oluşturuyordu. Onun için eski sistemler lazer yaptıran kişiler mesela ertesi gün yüz bölgelerine uygulandıysa hala o lazerin etkinliğini taşıyordu ciltte. Ama şimdiki yeni sistemlerde tamamen kıl köküne hemen iletildiği için zaten ciltte kızarıklık bile oluşturmuyor. Yani bu da tabii ki çok önemli. Ama
ilk defa karşılaşıyorlar. Yani ütüleme lazer sistemiyle. Yani burada çok da bilinmediği için. Ama tereddütler insanların da çok önyargılar var. İnternette de artık çok fazla bilgi var. Ütüleme epilasyon teknolojisi olarak internete girdiğinizde zaten hemen hemen tüm bilgiler, müşteri yorumları, bu konuyla ilgili olarak dünyadaki bakış açısı hepsi çıkıyor zaten. Bunlar çok önemli. Hatta bazı ülkelerde ütüleme epilasyon teknolojisine mucize olarak bakılıyor. Ve yalnızca tabii sistem olarak diğer makinelere göre çok daha maliyetli bir sistemi vardır. Ama fiyat olarak Türkiye'de ister istemez tabii belli fiyatlar uygulandığı için de bu anlamda da biraz tercih edilmedi. Yani sistem biraz pahalı ama isteseniz de onu müşteriye yansıtamıyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin ekonomik şartları belli. O yüzden de belli noktalarda olmayışının sebebi, daha doğrusu bu kadar yaygın olmayışının sebeplerinden bir tanesi de o. Yani siz hem daha ileri teknolojiyle aynı fiyata hizmeti sunuyorsunuz. Evet. Peki sonuçlar kalıcı mı? Yani kesin çözüm müdür? İnsanlar bu konuda rahat edebilirler mi? Lazer epilasyonlarda çözüm olarak şöyle söyleyeyim. Hormonal sistem devreye giriyor. Kılın yapısı devreye giriyor. Kılın nasıl diyeyim, renk olarak da tabii devreye giriyor ama her kız zaten doğum evresinde yok oluyor. Yani bunların hepsini konuşurken bir bir bakmak lazım. Bölgesel olarak bakıldığında tüm bölgelerde biz uygulayabiliyoruz. Yani o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Fakat bu tedavi aralıklarını belirlemek için de kişinin hormonal sistemi çok önemli. Hormonal sistem devreye girdiği için de kişisel tedavilerin takip edilmesi lazım. Onun için genelde bir paket uygulaması, eğer hormonal sistemle alakalı da bir sıkıntı varsa zaten uygulanmaması gerekir. Siz bunları daha önceden kontrol ediyor musunuz? Tespit edebiliyoruz veya az çok işte kişiyi gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Çünkü bazı hormonal rahatsızlıklarda zaten kişiyi gördüğümüzde az çok neler oluşabileceğini görüyoruz. Örneğin polikistik over hastalarında işte belli bölgelerin dışında yüzde de tüylenme olur. Ama diğer bölgelere bakıldığında tüylenme sayısı diğer kişilere göre daha fazladır. Ve zaten müdahale edildiğinde de kendisi çok çabuk çıktığını söyler. Bu tarz rahatsızlıklarda örneğin bir polikistik over hastasının birlikte tedavi edilmesi lazım. Kadın doğumla birlikte takip edildiğinde tabii ki çok daha kısa sürede çok hızlı bir şekilde sonuca varıyoruz. Onun için bazı kişilerde bakıldığında hani tüylenme çok büyük bir problem gibi gözükse de örneğin onlarda da genetik olabiliyor. Genetikse zaten çok büyük bir problem oluşturmuyor. Çok daha kısa sürede sonuçlara varılabiliyor. Ama hormonal sistemde bir problem varsa birlikte takip edilmesi gerekiyor. Yani ama her türlü o tedaviyi uygulayabiliyorsunuz. Yani tabii, engellemiyor bu. Tabii şeyden. Engellemiyor. Sadece sürecini değiştiriyor. Yani takip ettiğimiz süreler mesela dudak üstünde atıyorum bir ayda bir uygulama yapılması lazım. Çünkü altı yağ dokusudur. Ve kıl sayısı orada diğer bölgelerden daha fazla sayıdadır. Onun için ayda bir takip etmekte fayda var. Ama yüzün diğer bölgelerinde bu süreç 6 haftaya kadar çıkabilir. Vücudun diğer bölgelerinde de 7-8 haftada bir uygulanabilir. Yani bir Alexandrite gibi her ay lazere gitmeye gerek yok. Çünkü Alexandrite'da tek atışlı olduğu için kılı kaçırma ihtimali çok yüksek. Ama özellikle Dios sistemlerinde bu ütüleme tarzındaki epilasyonlarda saniyede 10 seri atış yapıyor. Yani kılı kaçırma ihtimali yok orada. Onun için de zaten tedavide büyük bir konfor sunuyor. Zamandan da tasarruf sağlıyor. Yani neticede her ay ona vakit ayırmanız gerekmiyor. 7-8 haftada bir takip edilip bir yıl tedavi zaten sürecinde eğer devam edilebilirse kesintisiz olarak çok güzel sonuçlara varılabiliyor. Peki her bölgede uygulanabiliyor değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, aslında kaş bölgelerine de başlanıldı fakat başlık olarak şu anda henüz makine olarak uygun değil ama başlıklar da Türkiye'ye girecek. Onun için kaş bölgesi dahil olmak üzere tüm vücutta uygulanabiliyor. Bir sakıncası yok, yok yani. Yok, hiçbir sakıncası yok. Zaten tabii onu da soruyor bayanlar, diyor ki yani yarın biz lazer yaptıracağız ama bu bir sağlık problemi oluşturur mu? Çünkü neden? Bu çıkan tüylerin acaba bizim sağlık sağlığımızda herhangi bir yararı var mı? Bu çok sorulan bir sorudur gerçekten. Ama buradaki önemli olan şudur. Mesela avuç içi ve ayak tabanımızın dışında tüm vücudumuz zaten bizim tüyle kaplı. Yani ister istemez küçük de olsa, büyük de olsa, görünür de olsa, olmasa da ayva tüyleriyle kaplı zaten. Biz ne yapıyoruz sadece orada? Yoğun olan, bizi rahatsız eden, örneğin bir kol altı.
yoğun ve belirgin bir kıl kütlesinin olduğu bir nokta. Orada ne yapıyoruz? Onun dağılımını sağlıyoruz. Yani %85 oranındadır zaten nazar sonuçları, ama bazı kişilerde derin kökler olmadığı için, yani en çok 810'dadır tüyler zaten. Hmm. 810 nanometre aralığında olduğu için de zaten derindeki köklerde 3000 nanometreye kadar değişir. Fakat 3000 nanometreye lazer yapılmaz. Çünkü orada artık derin dokular ve lenfler başlıyor, devreye giriyor. O zaman ne yapıyoruz? 3000 nanometredeki kökler için de senede bir kere atalım diyoruz. Ama %85 sonucu zaten bir yıl içerisinde geliyoruz. Onun için de bu lazer sonuçları kişiden kişiye değişir ve %85 ile en fazla %99 oranındadır. Ya insanları en çok tedirgin eden sağlık problemleri. Evet, biraz öncesinde dediğiniz gibi bu tüylerin bize bir faydası var mıdır diye düşünür. Hı. Ve özellikle kol altı bölgesinde ter bezlerimizin olduğu için onlar zarar görür mü diye. Tabii orada lenfler de var. Sadece kol altında ter bezleri zarar verir mi? Yok, vermez. Çünkü neden? Nanometre alığı sabittir. Yani isteseniz de onu uzatamıyorsunuz. 810'un altını zaten atmıyor. 810 nanometrede 1 milimit daha altındadır zaten. Hı. Sadece kıl kökünü kapsar. Ve tüylerin zaten yoğun olan nanometre aralığı da 810'dur. 8.08 makineler bile o yüzden sonucu 810'lar kadar iyi veremez. Onun için hani bu konuda belki 0.2 nanometre ne kadar fark edebilir diye düşünebilirsiniz, ama çok fark edebiliyor. Çünkü %85'e yakını 810 nanometrede ve yüz tüylenmelerinde özellikle hareketlenmemesi adına nanometre aralıkları çok önemli. Ki Alexandrite ile yüz bölgelerine atıldığında biliyorsunuz çok da yaygın şu anda Alexandrite kullanılıyor. Özellikle Sakarya ilinde Alexandrite lazer sistemi çok daha fazla kullanılıyor. Ama Alexandrite lazer sistemi belli bölgelerde çok iyi sonuçlar verse de yüz bölgelerinde tam tersi artıma sebep olur. Neden artıma sebep olur? Birincisi kıl kısaltılmadan belli bir, daha doğrusu kısalıktayken atılıyor. İkincisi nanometre aralığı 750 civarlarındadır en iyi Alexandrite'ların. Oradaki kılda maalesef hareketlenme sağlıyor. Sanki cımbızla çekmişsiniz gibi. Kıl kökü de hareketlenince maalesef bir kere bile aldığınız takdirde hemen o bölgede yayılım sağlıyor. Çünkü yüz bölgelerinde çok fazla sinir ucu var. Evet. Biraz da hormonal sisteminizde problem varsa, ki hormonal sistemdeki problemler sadece polikistik ovarla sınırlı değil tabii ki. Tiroidlerimiz olabilir, şekere çok yatkınlığımız bile tüylenmemizi arttırabiliyor. Hı-hı. Böbrek üstü bezlerinin fazla çalışması, hı-hı, hormonal sistemdeki bazı problemler, örneğin testosteron hormonunun bayanda yüksek olması gibi. Hı-hı. Ve ileri yaşlarda biliyorsunuz menopoz döneminden sonra testosteron hormonu biraz olsun arttığı için bayanda çene bölgelerinde tek tük de olsa tüylenme yapar. Bunların hepsinde en iyi sistemlerde yine diyot lazer sistemlerinin 810 nanometre aralığındaki makinelerin tercih edilmesi gerekiyor. Peki bu yazın da uygulanabilir mi? Çünkü diğer lazer epilasyonlarda yazın güneşe çıkmamamız gerekiyor. İşte tedaviye ara veriliyor. Hı hı. İnsanlar bundan da çok muzdaripler. İşte iz kalıyor, birçok problem çıkıyor. Bu ütüleme epilasyonu rahatlıkla kullanabilir miyiz? Mesela yazında uygulanabilir mi bu? Ütüleme epilasyon sisteminde zaten tedaviye başladığımızda hiç ara vermiyoruz. Çünkü zenciye kadar uygulanabilen tek lazer sistemidir. Bu çok önemli. Zencilerin teni biliyorsunuz ki siyaha yakındır. Ve kıl köklerinin rengi siyahın da daha ötesindedir. Yani çok koyu köklerdir. Onun için zencide bile kullanılabildiği için zaten lazer sistemlerinde hiçbir şekilde yazın ara vermiyoruz. Ha, bugün uyguladık tabii ki direkt güneşe çıkın demiyoruz ya da solaryuma girin demiyoruz, ama yaşantıyı bölmeyecek oranda en kısa sürede yine güneşe maruz kaldığında herhangi bir problem oluşturmuyor. Hatta tam tersi, biliyorsunuz dudak üstlerinde özellikle çok fazla belirgin güneş isteri oluşmaya başlıyor zamanla. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi iple alınıyor veya o bölge siradayla alınıyor ve ondan sonra güneşe maruz kalıyor. Bu sefer de ne oluyor? Oradaki kıl problemini geçici olarak halletmiş olsak bile bir süre sonra orada daha kötü bir görüntü oluşturuyor. İşte bu lazer sistemlerinde, özellikle diyot lazerlerde ve ütüleme sistemlerinde, o bölgedeki iz de kaybolmaya başlıyor her seansta. Neden? Çünkü deriyi tanımlamadığı için ve o bölgedeki kıl problemini de çözümlediği için, yani kıl köklerinin de görünürlülüğü gitmeye başladığı için o bölgede bir renk açılımı sağlanıyor. Ha, bunun akabinde eğer bir güneş koruyucusuyla o bölgeyi destekleyebilirse kişi,
zaten bir daha o problemde karşılaşmamış oluyor. Fakat şöyle bir şey var, hani lazer olduğu için mi güneş koruyucu kullanacağız, yoksa biz bunu ömür boyu mu kullanacağız gibi sorular da soruluyor. Ya da lazerle birlikte işte bir krem sürmemiz gerekiyor mu? Lazerle birlikte özel bir krem zaten vermiyoruz. Fakat bir koruyucu kremi zaten yaz kış kullanmamız gerekiyor. Çünkü güneş artık çok tehlikeli. Ama bunu lazere de bağlamıyoruz. Sadece hani oluşmuş süreçte eğer ki biz bunu bir kremle destekleyebilirsek en azından oluşmuş güneş lekelerimizin rengini açmış ve bu sayede de geri dönüşümlerini olumlu yönde telafi etmiş oluyoruz. Yani güneş lekelerimizin her geçen gün yüz bölgelerinde azaldığını görüyoruz. Ki bayanlarda özellikle yüz bölgelerinde yanak kısımlarında iple ve ağdayla alındığı için siradayla o bölgelerde çok fazla batık oluşuyor. Çünkü neden? Orada her yöne tüyümüz var bizim. Ama ağdayı veya ipi kullanırken o yönde, yani her yönde onu temizlemek mümkün değil. Her yöne alım sağlanıyor. Bu sefer ne oluyor? Bölgede çok fazla batık oluşuyor. Çok fazla sivilcelenme oluşuyor. Bunların hepsini de zaten her seansında biraz olsun azaldığını daha ilk seansında görmüş oluyoruz. Batık olan tüylerde de etki sağlıyor mu? Yani onların da... Tabii. Tabii. Yok olmasını. Tabii tabii. Orada zaten sıfır jilet yapmamızın amacı o kıl kökünü rahatlıkla dışarıya çıkıp enerjiyi de çok rahatlıkla almasıdır. Onun için batıklarda mutlaka jilete dönülmesi lazım. Yani bir kişi ağdaya gidiyor diyelim her ay ama hala o batık problemi eğer çözümlenmiyorsa burada şu devreye giriyor. Birincisi sizin için ağda çok uygun değil çünkü kıl tipiniz çok kalın ama gözenekleriniz çok sıkı. Yani kıl yeterince kendini dışarıya çıkartamıyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? O bölgeyi rahatlatmak gerekiyor. Yani jiletle alıp en azından kılın çıkımının rahatlanması gerekiyor. Aksi takdirde deri altında birikip onlar zaman içerisinde sivilce ve akneli batıklara dönüşüyor. Ve bir süre sonra da çok fazla iz yapıyor zaten. Ama batıkların tedavisinde daha ilk seansında müşteri geldiğinde biz onu daha ilk seansta tedavi aldığımızda o sürecin azaldığını daha ilk seansında gözlemliyoruz. Yani bu sıfır jilet diyorsunuz ya, hı hı. Bunda herhalde birçok tedirginlikler oluyordur. Tabii. Bunu. Çünkü tabii. Biz çünkü jilete çok alışkın bir toplum değiliz. Evet, gibi geliyor bize. Evet. Neden tabii jilete alışkın değiliz? Biz çünkü ailemiz tarafından özellikle yetiştirilirken aman jilet vurmayalım çünkü çok fazla sertleştiriyor veya işte atıyorum fazla çoğaltıyor. Fazla sertleştiriyor ve çoğaltıyor. Yayılmasına neden evet. Olmaz mı? Şöyle söyleyeyim, jilet orada masum kalıyor. Niçin masum kalıyor? Zaten üzerine direkt olarak bu, mesela bugün lazer uygulanacaksa sabahtan yapılıyor jilet. Zaten müşteri gelirken o bölgeyi temizlemiş oluyor. Onun üzerine atıldığı için bir problem oluşturmuyor. Jilet şöyle bir problem oluşturur. Eğer ki kullanmaya başladığınızda bir ağda gibi kullanmazsanız, yani her dakika elinizde bir jiletle gezerseniz, her gün bunu kullanırsanız, biliyorsunuz beylerde sakalların sertleşmesinin ana sebebi, her gün tıraş olma ihtiyaçlarından dolayıdır. Ama jileti de atıyorum bir ağda boyuna ulaştıktan sonra, şimdi ağdaya her boyda gidemezsiniz ama jilet elinizdeyse her dakika onu kullanabilirsiniz. Evet. Bu da ona benziyor. Yani jileti de biz zaten belli aralıklarla kullanıyor olsaydık, ailemiz bize hani bu yönde ne derler teşvik etseydi veya bunun da doğru olduğunu söyleseydi bizim zaten jilete karşı bakış açımız bu kadar kötü olmazdı. Değişiyor. Ama yani. Şu anda tabii ki değiştirmek çok zor. Herkes onun çoğalacağını düşünüyor. Herkes jiletin tedavi boyunca kullanılırken problem oluşturacağını düşünüyor. Ama inanın ki zaten o tedavi aralıklarında jilete hiç ihtiyacınız bile olmuyor. Yani geldiğinizde evet, tedaviden tedaviye geldiğinizde sadece jilet ihtiyacınız oluyor. Ama tabii ki ihtiyaç duyduysanız dökülmeleriniz 3 hafta içerisinde tamamlanıyor. Mesela Alexandria'da bugün seans uygulanır, ertesi gün dökülme oluyor. Kullanmasak. Evet. Ama o şeydir, bir lazer sistemidir zaten. Onun için. Ama diğer sistemlerde öyle olmuyor. Yani bilmemizin aksine evet, şey yani, diğer zararlı 3 hafta içerisinde dökülüyor. Hı-hı. Zaten kalan bir 4 haftalık bir süreç var orada. Ancak çıkmalarınız oluşuyor. Zaten hı-hı. Haftalık periyotlar ya da tedavi sürecinde bölgeye göre periyotları da biz çıkma ve dökülmelere göre ayarlıyoruz. Bazı kişilerde bakıyoruz ki hani belli tüyün yapısı çok sert ve soruyorsunuz ne kadar da bir müdahale ediyorsun söylüyor. Çok sık müdahale ettiğini. O zaman diyoruz ki biz sizi bir ayda bir takip edelim yüz bölgesinde. Ama bazı kişilerde bakıyorsunuz ki kıl yapısı daha ince yapıda ve daha geç çıkacak bir sisteme sahip. O zaman da diyoruz ki 6 haftada bir takip edelim. Yani bu tamamen kişiseldir zaten.
Peki hastalık olan bölgelere de uygulanabiliyor mu? Mesela sedef hastalığı varsa birinin yine bu ütüleme epilasyonu kullanabilir mi? Sedef hastalarında kullanabiliyoruz. Neden kullanabiliyoruz? Deriyi tanımlamadığı için. Çok ileri sedef hastalarında bile kullanılıyor. Yani bir zararı içerisinde yok. Evet, uyguladığım kişiler olmuştur sedef hastalarında. Onun yanı sıra başka kimde? Mesela bazı kişilerde sedef hastalığının yanı sıra Raoktan tedavileri oluşuyor. Yani sivilce tedavileri diyoruz. Onlarda deri kuruması oluşuyor aslında. Onlarda da kullanılabiliyor. Hamilede kullanılabiliyor en önemli özelliği. Hamile bayanlarda biliyorsunuz ki birçok sistemden yararlanılmaz. Evet. Ama bir diyot lazer sistemi ise 810 nanometrede sabit atışlıysa hamilelerde tüm vücut olmak üzere de çalışabiliyoruz. Yani bu lazer ışınlarının hiçbir şekilde zararı dokunmuyor. Zararı dokunmuyor. Rahatlığıyla şöyle söyleyeyim, hani cep telefonu kullanıyorsanız. Evet. Bunlar onların yanında çok masum kalıyor. Çünkü neden cep telefonu kullanıyorsanız dedik. Onu bütün gün kullanabiliyoruz veya her dakika elimizde dolaştırabiliyoruz ama lazeri zaten çok sınırlı vakitlerde uyguluyoruz. Hani bazı müşterilerimiz belki buradan ya da izleyenlerimiz merak edebilir. Hani uygulamalar çok mu uzundur, ne kadar sürüyordur? Evet. İşte yaklaşık olarak tüm vücutta ne kadar bir uygulamamız vardır? Örneğin bir dudaküstü uygulaması 10 saniye sürüyor. Kol altları birer dakika sürüyor. Yani çok kısadır uygulama çok süreleri. Kısa. Çünkü neden? Saniyede 10 seri atış yaptığı için zaten 1 dakika içerisinde en az 600 kere atış yapmış oluyor. Yani bu da çok fazla bir atıştır. Zaten bir kol altını sayarsanız 600 tane tüy yoktur. Orada çok daha fazlasıyla o enerjiyi zaten veriyor. Tüm vücutlarda da yaklaşık olarak tabii söylüyoruz. 1 saate yakın bir uygulamamız oluyor. Kısa olduğu için zararları da yani zaten tabii çok daha az. Aldığınız radyasyon oranından tutun da işte belli şeylerde, atışlarda herhangi bir sağlık problemi oluşturmamasının sebebi zaten uygulama zamanının çok kısa olması. Yani tüm vücutta zaten en fazla çalışacağınız seans 6 seanstır. 1 yıllık bir tedavide 6 seanstır. Evet. Zaten bu toplamda tutsanız 6 saat, 5-6 saat arası bir uygulama sürecidir. Peki bu uygulamayı yapmadan önce dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Cildimizde işte şunu uygulamalıyız, uygulamamalıyız. Neler yapmalıyız bunu yapmadan önce? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela yüz bölgesi uygulayacağız. Öyle. Eğer ki daha öncesinde cımbız veya ip işlemi veya atıyorum sirade işlemi uygulandıysa en az bir hafta geçmesi lazım. Neden? Köklerin oluşması için. Ama vücut bölgelerinde bu süreç 2 hafta ile 3 hafta arasındadır. Ne yaparız? O bölgelerindeki tüylerin tamamen köklerin oluşmasını bekleriz. Üzerine sıfır temiz bir jilet yaparız veya atıyorum tüy dökücü krem. Önemli olan yüzeysel olarak temizliğinin tam yapılmış olması. Çünkü neden? 810 nanometre aralığındaki bir lazer sistemi sadece o kadar dalga boyuyla atış yapıyor. Eğer ki biz yüzeyde çok küçük de olsa atıyorum 0.10 da olabilir. Bir tüy bırakmış olursak ne oluyor? Bunun nanometre aralığını direkt 800'e düşürüyor. Ne oluyor bu sefer? Tedavinin etkinliği düşmüş oluyor. Onun için özellikle belirtiyoruz. Sabah uygulama yapacaksak akşamdan en geç. Ama akşam üstüne bir uygulama yapacaksak da mutlaka sabahtan olması gerekir. Yüz bölgelerinde özellikle biz alıyoruz. Niçin biz alıyoruz? Hem sıfır jiletinin o anda olmuş olması, 810 nanometre etkinliğini arttırmak için hem de o bölgenin dağılmaması için. Çünkü belki dudaküstü bölgesi belirli bir alandır kapsayan ama yüzlerde öyle olmuyor. Tüm yüzde bir yayılım olabiliyor. Jileti de yanlış kullandığı takdirde ne oluyor bu sefer? Kıllanmanın alanını geliştirebiliyor. Yani bunu lazer yapmıyor ama jilet yapabiliyor. Onun için ne yapıyoruz? Yüz bölgelerinizi sadece bize bırakın. Biz gerekli bölgeyi hemen alalım, üzerine atalım. Ama diğer bölgelerinizi mümkün olduğunca siz yapmaya çalışın. Çünkü biliyorsunuz ki bu lazer sistemleri tüm genital bölgede olmak üzere her bölgede çalışılabiliyor. Onun için ne yapıyoruz? O bölgelerde en azından siz sıfır jiletinizi çok rahatlıkla yaparsanız biz de o bölgelerde çok daha rahat çalışıyoruz. Ama bazen tek tük kalmalar tabii ki olabilir. Onları da zaten o sırada kontrol edip üzerine tekrar biz geçiyoruz. Peki bronzlaşmış tende de uygulayabiliyor musunuz yoksa açılmasını mı bekliyorsunuz? Bronzlaşmış tende tenle bir alakası olmadığı için uyguluyoruz. Yani tedavi hiç ara vermiyoruz. Örneğin tatil dönüşündeyse ve uygulama zamanı geldiyse
mutlaka uygulamayı yapabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Sadece cildin çok nemsiz olduğu takdirde bazen çünkü güneşte çok uzun süre kalınmış oluyor ve cilt suyunu kaybediyor. Eğer kendisi de su tüketimine dikkat etmediyse bu sefer deride kuruma ve pullanma oluşuyor. O zaman da ne yapıyoruz? Ya nemlendiricilerle destekleyin birkaç gün, ondan sonra üzerine bakarız atış olarak. Ama yeterli bir nem sağlanmadıysa biraz daha süreci uzatıp öyle uygulama yapıyoruz. Peki bu diğer lazer sistemlerine göre mesela diğer lazer sistemleri biliyorsunuz işte beyaz tüylerde etkili olmuyorlar. Evet. İşte ten rengi falan da bunlarda etkili oluyor, tüy rengi. Peki bu ütüleme epilasyonda bunlar da etkili mi? Yani her ten rengini uygulayabilir miyiz? Her tüyde uygulanabilir mi? Sonuç alınabilir sadece mi? Sadece lazer epilasyonun sistemine aykırı olduğu için beyaz kılı tanımlamıyor. Niçin tanımlamıyor? Çünkü beyaz tüyü tanımlamış olsa zaten o sırada deriyi de tanımlamış oluyor. Onun için beyaz tüyü görme ihtimali maalesef lazerlerde olmuyor. Ama onun haricinde kumral tüylerde, ince yapılı tüylerde koyu olduğu sürece renk tonlarında sarı gözüküyor. Sarı renk pigmentinin de içindeki pigmente bağlı. Sarı çünkü tek başına oluşmuyor. Onun içerisinde kahveler oluyor, yeşiller oluyor, kırmızılar oluyor. Sarı rengi tek bir renk oluşturmuyor pigment olarak. Eğer ki yoğunluk olarak içerisinde diğer renkler tanımlıysa onları da görüyor. Onun için biz mutlaka deneme atışlarını yapıp o tür kişilerde diyoruz ki size bir deneme atışı uygulayalım. Dökülmelerinizi birlikte takip edelim. Ondan sonra tedaviye başlayalım. Çünkü kumral köklerde özellikle kumral Türkiye'de biliyorsunuz yoğunlukta da var. Evet, evet. Koyu renkli kıla sahip çok kişi var ama kumral da çok var. Ve kumrallarda şöyle bir durum var. Herkesin kumral tonu da çok farklıdır. Evet. Yani kiminde mesela renk açılımını sağlayın sarı renkli de yeşile döner ton olarak. Kiminde de saç açıldıkça kırmızıya döner. Nedir burada işte orada oluşturan şey saç pigmentleri. Eğer ki saç pigmentlerinizin içerisinde İki renk tanımlıdan biri yani kırmızı veya yeşil ağırlıkta varsa onları da tanımlıyor. Ama orada sadece beyaz ağırlıklıysa o zaman tanımlamıyor. Maalesef yani yapamıyoruz o zaman. Evet yani. O zaman yapamıyoruz. Zaten bunu kişiye söylüyoruz. Yani seansı almadan önce mutlaka bir deneme atışı yapalım. Siz eğer ki kıl kökünde bir enerji hissetmezseniz çünkü kıl kökünde hafif böyle epilator aletiyle veya işte cımbızla toplanıyormuş gibi bir enerji oluşması lazım. Onu kişinin hissetmesi gerekiyor zaten. Eğer ki böyle bir çekilme veya böyle bir enerji hissedilmiyorsa bilin ki kılın rengi tanımlı değildir. Yani o zaman da ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu lazer sistemleri maalesef sizin tüyünüzde sonuç vermez ve sizi memnun etmeyeceği için arzu ederseniz başka bir teknolojik zamanda yapalım. Yani teknoloji ilerler, size de uygun bir lazer sistemi çıkar, o zaman uygularız. Ama şu anda sizin için herhangi bir şey yapamayız. Sadece döker, yılda bir attırabilir mesela rahat etmek için. Yaza çıkarken yaptırır, bir yaz dönemince rahat eder. Ya öyle ama, olabiliyor yani. Tabii olur, yine dökülür. Herhangi bir sorun oluşturmaz. Ama tedavide onları bir yıl takip etmemize gerek yok zaten. Peki şu an bir ara vereceğiz, kısa bir ara. Daha sonra tekrar konumuza devam edeceğiz. Özel Altınova Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sağlıklı Yaşam programı devam edecek.